Beni çiğnemeden müzisyen olamazsın dedim sana oğlum. Dedim mi demedim mi? Ay nedir bu başımıza gelenler? Kahve yapsam içer miyiz? Ya baba buna inanamıyorum ya. Ya başka aile olsa bayram eder oğlumuz meşhur oldu savaşaya çıktı diye. Şu halimize bakın ya evden ölü çıktı sanki ya. O da olur. Sen onu da yaparsın bize. Bak 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 tık 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 başladı. Baba ama duygu sömürüsü yapıyorsunuz biraz rica ederim yani. Duygu sömürüsü mü? Yahu kaç gecedir uyuyamıyorum ben. Haberin var mı senin? Terbiyesiz. Ay evladım babanın tansiyon ilaçlarını arttırdı. Sen onu bırak. Nedir bu Sel'in işi? Onu anlatsanız. Ya neşmiş yok ortada ya. İçimden geldi öyle Sel'ine hitap edeyim dedim işte. Zaten evleniyor kız gidiyor. Kınaları hazırlarsınız artık. Annenle ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyesiz herif. Ayol. Kına gecesi yapın filan demek istiyor herhalde. Ben onun ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Lafını bil, serseri. Babacığım çok ileri gidiyorsunuz ama rica ederim yani. Asıl sen ileri gidiyorsun. Cevap verme bana. Yalnız pardon, kına gecesi falan demişken biraz da benim Cem'le yapılacak olan nişanımıza konsantre olsak. Bak senin dertleri yüzünden kardeşinden eniştenin en mutlu günlerinde ilgilenemiyoruz. Görüyor musun? Eniştem ha? Bakıyorum da Aslı ile Cem pek popüler bu aralar. Tabii popüler ya. İkisi de aklı başında efendi. Ne yaptığını bilen insanlar. Senin gibi kopuk değil. Kopuk mu? Kopuk ya. Plakçı buldum albüm çıkarıyorum diye şimdi kopuk olduk öyle mi? Ya bulduğun plakçı da kimin nesidir? Bilmiyoruz ki. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Mafya mıdır? Nedir nesidir? Tam senin serseri ruhuna uygun kişiler işte. Artık size ihtiyacım yok diye serseri olduk değil mi? İhtiyacın yoksa defol git o zaman. Defolur giderim ben de o zaman. Meraklı değilim buradan Utuk dinlemeye. Ay Tahsin'cim lütfen yani. Ne var be? Aa, bıktık artık. Yediği önünde, yemediği arkasında. Bir işin ucundan tutmaz. Geçmiş bir saattir bana karşımda bağırıyor. Küstah. Ben küstah falan değilim. Siz kendi kurallarınızı bana dayatmaya çalışıyorsunuz. Yeter artık ya. Aa. Bu çatının altında bu kurallar geçerli oğlum. Eğer burada yaşamak istiyorsan bunlara uyacaksın. O kadar. Ben de bu çatının altında yaşamam o zaman. Bastı artık bana da ya. Buraya geldi vallahi. Ben sana demin defol git demedim zaten. Ay Tahsin nereye gidecek? Bir otelde kalabilir, Sertaç'a gidebilir, Selin'e gidebilir. İnsan yeter ki gitmeyi istesin. Çok kazık kadar herif ya. Onun yaşındakiler ev var bakıyor. Bırak gitsin. Bu kız da biraz huzur bulur. Yani. Kızınız da saadet yaşayın Sütçüoğlu ailesi. Aslı bulunmaz Hint kumaşı değil mi? Evet efendim. Hint kumaşı bulunmaz Hint kumaşı. Aslı da öyle, Cem de öyle. Şimdiye kadar ağızlarından tek bir saygısız laf çıkmadı. Cem ha? Aslı bitti şimdi beni Cem'le mi kıyaslıyorsunuz? Yazıklar olsun. Ayrıca hayırlı uğurlu olsun. Alın Cem'i iç güveysi yapın. Aman uzak kalmasın oğlunuz. Yahu sen gitmiyor muydun? Hadi. Ay Tahsin'cim inatlaşmayı bırakın bak kekelemeye başladın yine. Oğlum sen de gitsene odana biraz. Hadi. Ben gidiyorum anne. Benim odam modam yok artık. Öyle anlaşılıyor yani. Ay Tahsin bir şey söylesene. Söylüyorum efendim. Güle güle. Hadi. Selametle. Ne duruyorsun? Ay oğlum babandan özür dilesen. İfo. İfo. Müdahale etme. Bak. Defolsun gitsin. Ben kızımın nişanlı konuşmak istiyorum. Ne kadar param varsa onlara harcayacağım anasını satayım. Sağ olun, eksik olmayın babacığım. Ben o zaman gideyim. İstenmeyen bir insanım demek ki. Bu çatı altında yerim yok artık. Gideyim ben. Selin'de kalayım ben. Aa Tahsin! Oğlum bir dakika! Sus İfa! Ne hali varsa görsün.
Biz Asparagus'ta 100 kişilik bir kokteyl düşünüyoruz. Kokteyl prolonge olabilir. Diyoruz ki herkese önce birer bardak şampanya ile... ...şey yapalım. Neyse sonra konuşuruz. Merhaba. Düğün tarihi mi konuşuyorsunuz? Evet canım. Ben Mayıs sonu olsun diyorum. Senin yaz sonu olsun diyorum. Volkan, sen Mayıs'ta İstanbul'da mısın? Bilmiyorum herhalde. E o zaman? Yazın yapacağız düğünü prenses. Sen yokken yani. Tamam Kılpaçino. Seninle uğraşacak frekansta değilim şu an. Selin iyi akşamlar. Volki. Pist hocam. Şey Savaş abideyken şarkını bana ithaf etmişsin. Televizyondan gördüm de gerçekten yani çok böyle... Tamam Selin tamam. Ciddiye alma. Biraz heyecanlandım da ben o programda. Ondan öyle kafama göre konuştum işte. Hoşça kalın kumrular. Hoca ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Kubilay herifi var ya, Mayıs'ta evlenmek istiyor, ısrar ediyor. Selin de ağırdan oluyor ama bunlar kesin evlenir abi. Abi, plakçının adam aradı. En ciddi müzisyenlerle çalışacağız abi. Tekrar okuyorsun şarkıyı. Birkaç haftaya CD single'ımız piyasada. Oğlum bak yaş tahtaya basmayalım ya. He? Kimmiş bu adam? Abi söylemiyorlar ama en ciddi stüdyolarda çalışacağız abi. En iyi yönetmenler klip çekecek. Abi parayı veren gizemli kişilik kimliğini saklıyor ama kesenin ağzını açmış. Kim olduğunu bilmiyoruz abi. Ben de bilmiyorum bu aralar kim oldum Sertaç. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.